Selamlar değerli izleyiciler. Habere doğru başlıyor. Saatimiz 16 ve bugün 21 Ocak Cuma. Bugün habere doğru bana emanet. Sadece bir günlüğüne pazartesinden itibaren Fatih Ertürk'ü göreceksiniz. Dört konuğum var. Dört konuğumun ilki Mahmut Tanal. Birazdan bizimle birlikte olacak Mahmut Tanal. Mahmut Tanal'ın ilginç tweetleri oldu. Hem o tweetleri konuşacağız hem de tabii ki mevcut siyasi ortamı konuşacağız. Aynı zamanda Sedat Bozkurt da 16 diliminin içerisinde bizimle birlikte olacak. Habere doğru da ona da siyaset içerisinde sorular soracağız. Tabii ki önemli olan burada ilk konumuz muhalefetin neler yaptığı, muhalefetin çok ilginç bir buluşması oldu. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener ilk kez böylesine bir buluşmayı gördük ve bir akşam yemeği görüntüsü içerisinde yaptılar bu buluşmayı. Aynı zamanda o fotoğraf ister istemez bizim de gündemimizin ana konusu haline dönüştü. Bu konuyu konuşacağız. Saat 17'den itibaren de benimle birlikte Berkant Gültekin olacak. Burada stüdyoya gelecek. Bir Gün Gazetesi'nin yayın kurulu üyesi, aynı zamanda da Meral Danış Beştaşlı da HDP Grup Başkan Vekili, onunla da bir bağlantı yapacağız ve 17 bloğumuzu da bol bol dolu dolu sohbetle geçireceğiz. Hemen başlayalım vakit geçirmeden çünkü konuşacak konular çok. Mahmut Tanal'la birlikteyiz, hemen bağlanalım. Mahmut Tanal, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili. Hoş geldiniz Mahmut Bey yayınımıza. Hoş bulduk size ve tüm izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum Ankara'dan. Çok teşekkürler. Tabii ana konumuz, birazdan belki konuşacağımız ana konumuz muhalefetin şu anda o Millet İttifakı içerisinde buluşması. Onu soracağım size. Sedat Bozkurt da katılacak sohbetimize. Ama şimdi sizin ilginç tweetleriniz oldu, ilginç konular gündeme getirdiniz. O konuları konuşmadan doğrusu geçemeyeceğimi düşündüm. İlkini hemen söyleyeyim. Sıcak bir gelişme. Mecliste dayak yiyen bir emekçiden, üstelik de engelli bir emekçiden söz ettiniz. Onu doğrusu sizin tweetlerinizi arkadaşlarım gündeme getirirse, daha doğrusu görüntüye getirirse hem konuyu görmüş oluruz. Diyorsunuz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugüne kadar personel dövülmemişti. Personel de dövüldü. Kim bilir daha nelere şahit olacağız. Her türlü şiddetin karşısındayız ve her türlü şiddeti kınıyoruz. Gazi Meclisimiz şiddetle, mobbingle anılmamalıdır. Başka tweetleriniz de var ama ona geçmeden önce sizin bu konuda bizi biraz bilgilendirmenizi rica edeceğiz. Nedir olay, nedir konu? Çünkü işten de atılması söz konusu galiba bu emekçinin. Şimdi bu olay Türkiye Büyük Millet Meclisi Garaj Amirliği Oto Bakım Tamirhanesi'nde engelli bir hizmetli memur vatandaşımız, kardeşimiz ve arkadaşımız görev ifa etmekte. Orada bulunan bir başka mesai arkadaşı tarafından yumruklanıyor, darp ediliyor ve o darp sonucunda rapor alınıyor. Polis karakoluna gidip şikayet ediyor. Ve şikayet ettikten sonra aynı şekilde bir şikayet dilekçesini ve almış oldukları o darp sonunda almış olduğu raporu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçeyle müracaat ediyor. Dilekçede diyor ki efendim ben işte filan filan kişi arkadaşımın bana darp sonucu uygulamış olduğu bu şiddet nedeniyle ben mağdur oldum, rapor aldım ve rapor sonucunda bunun hakkında gereken işlemin yapılmasını talep ediyorum şeklinde dilekçe verdiği halde ve dilekçesi de şu şekilde ve bu kişi isminde gizlemiş olayım ama yani netice itibarıyla bu kişi şu anda açığa alınıyor ama dayak atan kişi kendi yerinde duruyor. Tekrar hatta sabahtan bize gelen kameraya tekrar gösterirseniz eğer. Onu görsün kameraman arkadaşlarım. Şimdi burada kişinin yani İsmini burada göstermedi. Verdiği dilekçe şu. Anladım. Evet. Yani netice itibarıyla burada ben diyor darp edildim ama rapor aldım. Bu sebepten dolayı bu kişi hakkında disiplin işlemlerin uygulanmasını talep ettiği halde ancak burada darp edilen açığa alınmıyor, darp edilen yani dayak yiyen, rapor alan, mağdur olan engelli o birimden alınıyor ve sabah erkende bugün de o vatandaşa deniliyor kardeşim sen bu birimde olan onun amiri tarafından buradaki eşyalarını al diyor. Yani dolabı boşalt diyor. Niye şimdi peki? Bu vatandaş nedir engelli bir kardeşimiz. Mahmut Bey?
Yani suçlu yani o iç olarak ilişkiyi o doğrusu yani netice itibarıyla ne olursa olsun dayak bir disiplin değil, dayak bir terbiye değil. Yani hukuk sınırları içerisinde herkesin hakkını hukukunu araması lazım. Hukuk dışına çıkarak güçlü olanın hukuku uygulanmaz bu topraklarda, bu ülkede. Burada netice itibariyle güya hukukun ana merkezi olan ve hukuk devletin ana inşası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu oluyorsa sokakta kim bilir neler oluyor. Şimdi burada aynı zamanda bu iki kişinin de amiri konumunda olan kişi maalesef sabahleyin gelip mağdur olan yani dayak yiyen engelli olan vatandaşa bu dolabı boşalt diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani hem dayak yiyecek, hem rapor alacak, hem açığa alınacak ve hem de sen bu dolabı eşyalarını burada boşalt diyecek. Yazık, günah değil mi? Peki, bunu hangi hukuk kabul eder? Tabii, bunu hangi insanlık düşüncesi şimdi kabul eder? Döven kişi değil, dövülen kişi kovuluyor. Üstelik engelli bir şahıs ve amir de döveni değil, dövüleni işten kovuyor ya da açığa alınıyor, değil mi? Böyle bir durum söz konusu. Yani bunun orada merkeze alıyorlar. Öğrenebildiniz mi Mahmut Bey? Onun ayrıntı gerekçesini ben öğrenemedim. Merkeze alıyorlar. Yani oradaki açık meselesi aslında onun o görevden alınması demek görevin şeyidir. Yani görevden alınması demek yani bu kişi suçlu görülmüş gösteriliyor. Aslında orada bu dayakı ve fiziki şiddeti uygulayanın görevden alınması gerekir. Yani bu yarın öbür gün bu adeta bu kişiyi bununla ödüllendirilmiş oluyor. Bununla teşvik edilmiş oluyor. Şimdi burası tabii ki bir garaj. Ne garajı? Oradaki resmi araçların tamir edildiği araç. Oradaki bize gelen iddiaların, ihbarların bir tanesi de aslında sivil araçların orada tamir edildiği, meclisin resmi araçların dışarıda bazı yerlere gönderildiği hususunda güya bu kişinin buna karşı çıktığı şeklinde söyleniyor. Yani tartışmaların odağı bu deniliyor. Ama ne derece doğru onu ben bilemiyorum. Onu tabii eğer meclis tarafsız ve bağımsız bir şekilde soruşturma yaparsa, kimseyi kayırmazsa bu olur. Çünkü bu soruyu daha önce de ben yine bana gelen ihbarlardan dolayı mesele meclis içerisinde dünya kadar park ve bahçeler var. Orada evet. Bulunan bir amirin dışarıda iş aldığı boş zamanda personeli dışarıya park bahçe işlerini dizaynla gittiği söylendi. Bunu ben meclise yazılı soru önergesi haline de onu sorduk ve bunu dile getirdiğimiz halde bugüne kadar bana ayrıntılı bir cevap verilmedi. Yani umarım ve dilerim meclis içerisindeki bu tür mobbing ve şiddet uygulamalarının son bulması, kim haksızlık yapmışsa bunun da cezasını çekmelidir. Ama burada hiçbir şiddet, hiçbir mobbing, hiçbir dayak hukuki değil. Evet. Bunu şiddetle kınıyorum. Meclis çatısının içerisinde üstünde bunun olması ve şiddeti uygulanın yerinde durarak şiddete mağdur olan, maruz kalan kişinin de merkeze çekilmesi aslında bu şiddeti uygulayanın, dayak atanın bir cesaretlendirici bir işlem ve eylem olduğu nedeniyle meclisin bu kararda hukuki değil, doğru değil. Siz yani konuyu... biz güçlünün yanında değil, biz adaletin yanında, hukukun üstünlüğün yanında olmalıyız. Bir engelli bir emekçiden söz ediyorsunuz. O tabii daha da önemli. Evet. Sizin attığınız tweetlere de bir yani bakalım. Yani güya anayasanın 10. maddesi uyarınca pozitif ayrımcılık söz konusu. Engelli vatandaşımızın bu haksız, hukuksuz eylemeyle karşı karşıya kalması kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum ben. Evet, sizin mailleriniz, tweetlerinizi de gündeme getirelim, gösterelim. Ondan sonra başka bir konuya geçelim. Çünkü biliyorum ki siz bu konunun peşini bırakmaz, takip edeceksiniz. Şu anda biraz önce gösterdiğimiz ilk tweetinizi görüyoruz. Mecliste bugüne kadar personel dövülmemişti. Personel de dövüldü. Kim bilir daha nelere şahit olacağız. Her türlü şiddetin karşısındayız ve her türlü şiddeti kınıyoruz. Gazi Meclisimiz şiddetle, mobbingle anılmamalıdır diyorsunuz. İlk tweetiniz böyleydi. Daha sonrakileri görebilecek miyiz arkadaşlar? Onlar da var. Böyle bir dizi. Üç dizi. Evet. Adaletin bu mu meclis diye de sormuşsunuz zaten. Dün mecliste engelli personelin dövüldüğü bilgisini paylaşmıştık. Darp edilen engelli emekçimiz çalıştığı birimden çıkarıldı. Şu an açıkta bekletiliyor. Engelli personeli döven şahıs ise eski yerinde görevine devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimi de saldırıya uğrayan engelli personeli mağdur etti.
Az önce yeni bir bilgi geldi. Saldırıya uğrayan engelli personele görev yerindeki dolabı boşaltması yönünde baskı yapılıyor. Şef derhal dolabını boşalt diyor. Engelli hizmetli de benim şu an yerim belli değil, açıktayım. Yeni görev yerim belli olsun, dolabı boşaltacağım cevabını veriyor. Mecliste dayak atan memur korunuyor. Dayak yiyen engelli personel ise cezalandırılıyor. Yeri değiştirilerek demişsiniz. Bu konunun takipçisi olacağınızı da söylediniz. Biz de sizin aracılığınızda meseleyi takip etmek isteriz doğrusu. Çok teşekkürler bu konuyu gündeme getirdiğiniz için doğrusu. Mecliste siz bu konuyu Türkiye kamuoyuna taşıdığınız için ben size teşekkür ederim, size minnettarım. Çok teşekkürler. Şimdi sizin yine gündeme getirdiğiniz bir başka konuyu da konuşalım. Çünkü ilginç bir parlamentersiniz. Genelde böyle özel konular, özel gündemi bir şekilde gündeme taşıyan vekillerdensiniz. AKP Şanlıurfa milletvekillerinin seçim süreçlerinde oturdukları kavurma sofralarını gündeme getirip, onu hatırlatıp kavurmaya geliyorlar ama vatandaşın hakkını savunmaya gelmiyorlar gibi bir tepki dile getirdiniz. Nedir gerekçesi Mahmut Bey? Gerekçesi şu üstadım. Şimdi Şanlıurfa'da elektrik faturaları kesiliyor. Evet. Ancak Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, yani bu Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan tüm illerimizde elektrik faturaları kesiliyor. Ancak elektrik sayaçları ya elektrik direklerinin üzerine takılmış durumda veyahut da elektrik sayaçları yani saatleri kapalı bir dolap içerisinde anahtarlı kilitlidir. Evet. Siz eğer Şanlıurfa'da veyahut da Mardin'de, Diyarbakır'da, Siirt'te, Batman'da, Şırnak'ta eğer oturuyor iseniz size gelen elektrik faturanızın elektrik sayacından gelen o rakamları kontrol edebilme şansınız yok. Yani size gelen faturayı elektrik saatiyle eşleştirme şansınız yok. Şeffaflık ilkesi ihlal ediliyor. Hı hı. Vatandaş diyor ki kardeşim bana elektrik faturası geliyor. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Çankırı'da, Yozgat'ta, Erzurum'da, Mersin'de, Antalya'da. Nasıl vatandaşa elektrik faturası geliyorsa, vatandaş o elektrik faturasını elektrik sayacıyla bakıp onu o kontrol edebiliyorsa, o şeffaflığı görebiliyorsa, ben Urfa'da oturan vatandaş olarak bana gelen elektrik faturasını sayaçla niçin kontrol edemiyorum? Yani bana bu kontrol etme şansını verin. Kısaca okuyayım mı sizin dile getirdiğiniz konuyu? Aslında haber de var. Arkadaşlarım evet. Bakarsa Tanal Urfa diye bir dosya koymuştum. Şimdi bu Güneydoğu'nun 6 ilinde elektrik dağıtım ve perakende satış hizmeti sunan bu Dicle Elektrik şirketinden bahsediyorsunuz ve onun uygulamalarını eleştiriyorsunuz. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta ki vatandaşlar bunlar elektrik sayaçlarının kurum tarafından ya kapalı bir kasaya alındığını ya da elektrik direklerinin en üstüne takıldığını söylemişsiniz. Gelen elektrik faturalarını dolayısıyla vatandaşlarımız kontrol edemiyor, okuyamıyor. Bütün mesele bu aslında değil mi? Şu anda bununla bu. Yapılmış bir haber de geliyor izleyicilerimiz. Buyurun. Tabii yani şimdi bakın bu işte kavurma fotoğrafları bakın. Seçim döneminde bu arkadaşlarımız gidiyorlar bu şekilde kavurma sofralarında oturuyorlar. Evet. Ancak gelip bu uygulamanın hukuksuz olduğunu... Evet. Buyurun şu şekilde bakın. Evet, yani evet. İki ayrı sofra. Kavurma işte sofraları bu şekilde. Yani bir bu uygulama eşitsizdir, hukuksuzdur, keyfidir, adaletsizdir. Yani biz Şanlıurfa'daki hemşerilerimiz istediği hukuk şudur. Yozgat, Çankırı, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Adana'daki elektrik uygulamanız neyse, elektrikle ilgili hangi hukuku uyguluyorsanız da Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt içinde aynı uygulamayı istiyoruz. Yani burada netice itibariyle siz kalkıp Şanlıurfa'ya ayrı bir hukuk uygulayıp Yozgat, Çankırı, İstanbul, Tekirdağ, İzmir'e yani 6 bölgeye ayrı bir uygulama, kalkıp Şanlıurfa'nın içerisinde bulunduğu Güneydoğu Anadolu bölgesine ayrı hukuk, ayrı uygulama yapıyorsanız da bu adaletsiz bir uygulamadır. Evet. Bu eşitsiz bir uygulamadır. Mahmut bu hukuksuz bir uygulamadır. Evet, bunu söylerken tabii vatandaşların mağduriyetinden söz ederek konuşuyorsunuz değil mi? Sonuçta eğer o faturaları okuyamamaları demek
kendilerine gelen faturaları kontrol edilememeleri demek, elektrik faturalarının hayali elektrik faturaları olabileceğini de ima ediyorsunuz böylelikle, değil mi? Üstadım, hayali olabileceği ima etmiyorum. Hayali olduğunu iddia ediyorum, söylüyorum. Çünkü bana bu şekilde dünya kadar fatura geldi. Nasıl fatura geldi söyleyeyim ben size. Şanlıurfa ile Suruç arası 45 kilometre. Şanlıurfa ile Viranşehir arası 90 kilometre. O faturaları okuyan personel gayet rahat Suruç'a gitmeden, Viranşehir'e gitmeden elektrik şubesinde, merkezde oturarak birer dakika arayla Praza gibi fatura doğrayıp kesmişti. Ve bu faturalar bana geldi. Meclise Praza gibi nasıl elektrik faturaların kesildiğini Türkiye kamuoyuna onu anlattım. Yani burada vatandaş şunu istiyor. Şeffaflık istiyor. Ben diyor kardeşim, bana kestiğin fatura gerçekten elektrik sayacından geçmiş gibi gerçekten var mı yok mu? Elektrik sayacıyla bunu kontrol etmek istiyorum. Bunu eşleştirmek istiyorum. Biz şu anda siz İstanbul'dasınız, ben şu anda Ankara'dayım. Tabii. Siz kontrol edemiyor musunuz kendi elektrik faturanızı? Kontrol edebiliyorsunuz. Peki bu hak size tanınmış, bana tanınmış. Urfa'daki vatandaşı niye tanıtmıyoruz? Urfa'daki vatandaşı bu elektrik faturasını eşleştirme, kontrol etme hakkı yok mu? Sadece Urfa değil, aynı zamanda şimdi Diyarbakır, bunun üzerine, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'tan da söyledim. Siirt, Şırnak. Şimdi ben bunu konuşurken o milletvekillerin hepsi oradaydı. Siz ey milletvekilleri, bu Urfa'nın hakkını, hukukunu niye savunmuyorsunuz? Siz gidip gayet rahat bu şekilde seçim süreci içerisinde kavurmalar, sofralarına oturuyorsunuz. Vatandaşın kavurmasını yiyorsunuz ama vatandaşın hakkını, hukukunu savunmaya geldi mi savunmuyorsunuz. Benim isyanım, benim o bağırmam halkın bu yani hakkını, hukukunu AK Partili milletvekillerin savunmamasından kaynaklanıyor. Yani burada kavurmaya geldin mi koşa koşa gidiyorlar ama hak savunmaya geldi mi, ben Urfa'yı söyleyince orada hepsi birbirinin gölgesine sığınıyor. Adeta görünmemesi için ellerinde gelen şeyi yapıyorlar. Yazıktır, günahtır. Milletvekilinin amacı nedir? Halkın temsilcilerinin bulunduğu bölgenin halkın tüm sorunlarını dile getirip çözüm odaklı işlemler yapmasıdır. Ama maalesef görebildiğim kadarıyla arkadaşlarımız orada Şanlıurfa'nın hakkını, hukukunu savunmuyorlar. Evet. Bu milletvekilliği değildir. Ben şikayeti tüm Şanlıurfalara yapıyorum. Bu sadece Şanlıurfa AK Parti milletvekili değil. O bölgede bulunan Mardin'in öyle, Şırnak'ın öyle, Diyarbakır'ın öyle, Siirt'in öyle, Batman'ın öyle. Yazıktır, günahtır. Böyle milletvekilliği yapılmaz ki. Peki. Şimdi bu milletvekili demek Dedaş'la halkın hakkını, hukukunu savunmak Mahmut demektir. Bey. Anladım. Dedaş'la herhangi bir iletişim kuruldu mu? Siz bir özel resmi bir yazı yazdınız mı? Şanlıurfa milletvekilleri ya da adını saydınız biraz önceki şehirlerin milletvekilleri bu konuda niçin ses çıkartmıyorlar? Onlar bu faturaların ben hayali fatura ettim, olduğunu söylemiyorlar mı? Hayali fatura ile Cumhuriyet Savcı'na şikayet ettim ben. O dönemde bunların bir tane memuru güya açığa alındı. Önemli olan benim derdim bir memurun açığa alınması değil ki. Bu şirket de hakkında enerji piyasasının bir işlem yapması lazım. Aynı şekilde bakanlığın harekete geçmesi lazım. Aynı şekilde valiliğin harekete geçmesi lazım. Aynı şekilde milletvekillerinin harekete geçmesi lazım. Yazık, günah değil mi o Şanlıurfalılara? Yani hele hele bu karda, kışta çoğunun da elektriği de kesilmiş durumda. Yani burada hakikaten sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşın bu mağduriyetinin bir an önce giderilmesi lazım. Evet. Hatta bazı köylerde elektrik olmadığı için öğrenciler ödevlerini yapamıyor. Öğrenciler derslerine çalışamıyor. Yani güya biz efendim, hatta Şanlıurfa'dan ücretsiz olarak Suriye tarafına elektriğin verildiği söyleniyor. Ya arkadaş, sen kalkıp Suriye'ye elektriği verebiliyorsun, kendi Urfa halkını karanlıkta bırakıyorsun. Yazık değil mi bu? Yani önce can deriz, sonra canan deriz. Ama burada mağdur edilen il Şanlıurfa'dır. AK Parti'ye Türkiye'de en fazla oy çıkan il Şanlıurfa ama en fazla mağdur edilen il Şanlıurfa. Şanlıurfalılar artık uyandı. Gereken dersi sandıkta inşallah verecekler. Peki. Siz bu arada tabii konuşurken meclis başkanı, o oturumu yöneten kişi sizin mikrofonunuzu da kesmiş anladığım kadarıyla. Ya sürenizi açtığınız için mi yoksa fazla sataşmalar olduğu için mi? Onu bilmiyorum ama eşit uygulama istiyoruz, adalet istiyoruz diye. O benim sürem dolduğu içindir.
Benim sesimi Allah'ın dışında kimse kesemez. O yüzden vatandaşa biliyor. Ben gayet rahat sesimi gür bir vaziyette, özgür bir şekilde, çekinmeden, korkmadan halkın sözcüsü olmaya devam edeceğim. Halkın vekili olmaya devam edeceğim ben. Evet, evet dedim ya işte şahsınıza münhasır bir kişi özel özel haberler, özel özel gündem getiriyorsunuz. İşte mesela bu hayali faturalar ki kimse sözünü etmedi. Sadece Şanlıurfa değil, saydığınız şehirler Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kontrol edilemeyen faturalar var. Onun adına hayali fatura deyip gündeme getirdiniz. Herhangi bir sonuç alırsanız, herhangi bir bilgi gelirse lütfen bizimle de paylaşın. Çünkü biz de bu sizin getirdiğiniz konunun da takipçisi olacağız mümkün olduğunca tabii. Çok teşekkürler. Şimdi geçelim biraz siyaset yapalım isterseniz. Bu bilgiyi de hemen söyleyeyim. Kamu denetçilik kurumuna bu uygulamayı şikayet ettim. Hukuk kırıntısı varsa tavsiye mahiyetinde kamu denetçilik kurumu bir an önce karar verir ve 7 bölge arasındaki bu eşitsiz uygulamanın da tatbikatına son verilir diye umuyor ve bekliyorum ben. Evet, 7 bölgenin eşitsiz durumu söz konusu. Bunu sizin örneklerinizle gördük. Şimdi siyaset yapalım dedim mi ama biraz bu da siyaset aslında konuştuklarımız. Şimdi muhalefet partilerinin buluşması meselesini biraz sonra Sedat Bozkurt da aramıza katılacak, gazeteci meslektaşım. Onunla da konuşacağız bu konuyu. Muhalif partiler derken tabii Millet İttifakı'ndan bahsediyoruz şu anda. 6 partili işte bir masa etrafında toplanan artıp 6 partiden de söz ediyoruz tabii ki aynı zamanda. İlginç bir fotoğraf vardı. O fotoğrafı arkadaşlarım gösterirse dünden beri sık sık kullandığımız Davutoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun bir masa etrafında işte gördüğünüz gibi ekranınızda bir masa etrafında akşam yemeği yerken bir fotoğraf. Tabii henüz daha yemekler gelmemiş gerçi ya da bir kahve kısmına geçilmiş onu bilemiyorum. Fakat hoş bir fotoğraf. Bu böylesine bir fotoğraf biz ilk kez görüyoruz. Üç liderin bir araya gelip bir akşam yemek yedi. Bilmiyorum siz tabii uzun yıllardan beri siyaset içerisindesiniz. Üç liderin oturup bir akşam yemeğinde bir araya geldiğini ve böylesine bir fotoğraf verdiğini hatırlıyor musunuz? Yani bu ben 4 dönemdir milletvekiliyim. Bu fotoğraflar AK Parti uygulamasından sonra sona erdi. Aslında bu fotoğraf çok insani ve özlenen bir fotoğraf. Ve rahmetli Demirel, Ecevit, Erbakan, Türkeş döneminde bu tür fotoğraflar çok fazla olurdu. Aslında mesela Türkiye'de şu anda biz diyoruz ki hukuki güvenlik yok diyoruz. Efendim dolar sürekli yükseliyor diyoruz. Evet. Bunun çözüm adresi nedir? Bunun çözüm adresi bu şekildeki fotoğraflar verilebilirse Türkiye'de hem siyasi istikrar, hem hukuki istikrar, hem ekonomik istikrar ve psikolojik istikrar da aynı zamanda bunların hepsi bir parça, bir bütün olarak Türkiye çok daha rahat bir nefes alır. Evet. Örneğin mesela şimdi bu Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Sayın Akşener'i, Sayın Davutoğlu'nu ve Sayın Temel Bey'i ve diğer Babacan'ı eğer ararsa ve diğer ismini sayamadım tüm muhalefetteki bulunan parti genel başkanlarını ararsa arkadaşlar biz bir 5 çayında buluşalım, bir akşam sohbetinde buluşalım, bir sabah kahvaltısında buluşalım denildiği zaman inanın dolar en az ne 2-3 puan aşağı düşer. Oh, niye? Muhalefet bunu gerçekleştirmiş olur diyorsunuz. Yani ama bunu iktidar yapmıyor, bunu muhalefet gerçekleştiriyor. Muhalefetin bu bir araya gelmesi aslında ortak amacı nedir muhalefetin? Muhalefetin buradaki ortak amacı ülkemizde demokrasiyi egemen kılmak, hukukun üstünlüğünü egemen kılmak, liyakatı egemen kılmak. Yani burada adaletsizliklerin son bulması, ekonomimizin düzelmesi için bu üç lider bir araya geldi. Evet. Yani bu üç liderin de tasası ve diğer liderlerin yani gerek Babacan'ın, gerek Temel Bey'in ve diğer muhalefet partilerin de tek bir amacı var. Millet İttifakı'nın tek amacı şu, ülkede demokrasiyi, hukuku, adaleti, özgürlükler temelinde ancak bir araya gelinerek ülke huzura, refaha kavuşabilir. Bu krizin çıkış adresi budur. Yani üç liderin de vermek istediği aslında mesajdan ziyade ülkede biz demokrasiyi nasıl egemen kılabiliriz? Hukuk devletini nasıl egemen kılabiliriz? Atama, tayin ve terfi işlerinde liyakati nasıl egemen kılabiliriz? Vatandaşımızın önündeki ekonomik, siyasi engelleri nasıl aşabiliriz? Vatandaşımızın
manevi, maddi anlamda gelişmesinin önündeki engelleri nasıl aşabiliriz? Üç liderin de derdi, tasası bu. Yani burada amaç ülke, amaç vatanımız, amaç Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise gerisi teferruattır ilkesiyle hareket ediyorlar. Evet. Bu anlamda zaten ileriki aşamalarda diğer muhalefetteki kalan siyasi partilerde Millet İttifakı'nın cephesinde bir araya gelecekler. Ülke bu Millet İttifakı sebebiyle rahat bir nefes alacağını umudunu taşıyorum. Yani artık hukuk devletinin vasıflarının, niteliklerinin, özelliklerinin, niteliklerinin ülkemize egemen olmasını diliyorum. Ve bunu da gerçekleştireceğimize inanıyorum anamın aksütü gibi. Evet. Mahmut Bey, müsaade ederseniz Sedat Bey'i de yayına almak istiyorum. Sedat Bozkurt aynı zamanda bu bölümün de konuğu. Sedat Bozkurt meslektaşım. Sedat Bey'e selam saygılarımı iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bütün mesele yine az önce sizin söylediğiniz ve sıraladığınız gerekçelerle muhalefetin iktidar karşısında güçlü bir şekilde ortaya çıkması ve o gücünün de mümkün olduğunca gücünü göstererek seçmenin güvenini kazanması meselesi. Çünkü seçmen ne olursa olsun hani iktidarın gücünü, devleti arkasına alan iktidarın gücünü sürekli olarak hisseder ve eğer o hissetme devam ederse, muhalefet de güçsüz hissederse ne olursa olsun hani seçmenler arasında kaymalar çok daha az olur. Sedat Bozkurt, ne diyorsunuz? Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Bağlantımızda ufak bir sorun var mı acaba bilmiyorum. Neyse, evet. Buyurun. Şimdi şöyle bir şeyle başlayayım istersen. Sevgili Sedat Bozkurt, şöyle bir şeyle başlayayım. Millet İttifakı içerisinde şu ana kadar 4 parti var işte. Bunun 5 ve 6 olma ihtimali var. Deva ve gelecek partilerinin katılma ihtimali var. Şimdi bu üçlü buluşmayla, yani dün akşam fotoğrafı verilen o akşam yemeğiyle Davutoğlu'nun ya da Gelecek Partisi'nin de Millet İttifakı'na katılacağını söyleyebilir miyiz? Bunun teyidi midir bu fotoğraf? Tabii yani artık adı millet olur ya da başka bir şey olur. Bir isim öneriler liste var orada. Bu bloğu biz 6 partiden oluştuğunu söylememiz lazım artık. Çünkü bir somut pratik örneği var bunun. Parlamento çatısı altında parlamenter sisteme dönecek anayasa çalışmasını yaptılar, oluşturdular. Mutabık kaldılar. 6 parti üzerinde mutabık kaldı. Birlikte yol alabileceklerini gösterdi. Sonuçta bu yazılı metin haline gelen bu anayasa değişikliği gerçekleştirmek için de parlamento zemininde bu 6 parti bir araya gelecek. Demek ki burası bir ittifak, bir blok söz konusu. Yavaş yavaş, kademe kademe gidiyorlar Millet İttifakı'nın bileşenleri, öyle bakmak lazım. Şimdi parlamentodaki parlamenter sisteme dönüş anayasa çalışması bitti. O bir kutucuktu. Şimdi bir tık üstüne geçiyorlar. Yani seçim ittifakını nasıl yaparız? Seçimden sonra ülkenin gündeminde bulunan sorunları çözebilecek yöntem nedir? Yani Cumhurbaşkanı adayından öncelikli olarak bunu öngörüyorlar. Bir ekonomi çalışması da yapıyorlar bu bağlamda. Şimdi Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile ardından da Meral Akşener'le görüştü. Ondan sonra üçü bir araya geldiler. Evet, bundan sonra çok tanıklık yapacağız. İkili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı görüşmelere. Nihayetinde altılı masa kurulacak. Yani 6 partinin genel başkanından oluşan bir masanın fotoğraf karesi önümüze gelecek bizim. Burada ne konuşulacak? Burada da işte ana hatlarıyla, ana başlıklarıyla ekonomi, yargı bağımsızlığı da dahil olmak üzere söylüyorum. İşte anayasa değişikliğinde izlenecek yollar, hükümet modeli, yani çünkü parlamento olası bir erken seçimden sonra ne zaman yapılacaksa şimdi ön almaya çalışıyor Millet İttifakı burada. Çünkü her şey çok kolay gitmeyecek. Yani böyle her şey mükemmel olacakmış gibi sabahtan akşama kadar Millet İttifakı'nın elinde sihirli denek var. Farklı partiler tabii, gayet doğal. Tabii. Bir de bunların da onun ötesinde bir şu tablo ortaya çıkacak seçimlerden sonra. Gerçekten parlamentoda anayasayı değiştirecek ya da anayasa değişikliğini referanduma götürecek sayıya sahip olabilecek bir muhalefet bloğu. Buna HDP'yi de ekleyerek söylüyorum. Yani referanduma gitmek için 360 milletvekiline sahip olmanız gerekiyor. Direkt anayasayı değiştirmeniz için 400 milletvekiline sahip olmanız gerekiyor. Tabii. Cumhurbaşkanının kim olacağı, yani muhalefetin mi, iktidarın mı, yani Cumhur İttifakı'nın mı, Millet İttifakı'nın mı,
adayının kim olacağından bağımsız olarak bunu söylüyorum. Tabii. Çünkü bir sistem karmaşası yaşama ihtimali de var. Şimdi bunlar bu şöyle bir tablo var aslında, o ilginç, belki onu söylemek lazım. Bir tarafta iki sandık kurulacağı için, bir tarafta hani ortak hareket edilmesi gereken ve birlik mesajı verilmesi gereken, yani Cumhurbaşkanı sandığı, ikincisi de farklılıklarını ortaya koyarak ikinci sandığa yansıtılmasını sağlayan bir davranış biçimi. Şimdi ikisini farklı farklı yapınca sanki hani o birliktelik çok fazla yokmuş gibi ortaya çıkabilir. Yok. Sorun bu. Yok Zeynel Bey'le bu aşıldı. Türkiye çünkü bir siyasi olgunluğa erişti. Ne zaman eriştik? 16 Nisan referandumunda. Bakın bu sistemle, bu anayasal düzenle derdi olan, hatta elinde fırsat geçse bu anayasal düzeni yıkacak, İslamcısı, komünisti, Kürdü bir araya geldi, mevcut anayasal düzene sahip çıktılar. Aynısını Millet İttifakı yerel seçimlerde ve 24 Haziran seçimlerinde ortaya koydu. Millet İttifakı geniş tabanlı bir ittifak. Yani Cumhur İttifakı ile karıştırmamak lazım. Cumhur İttifakı'nda nihai kararı veren ve uygulayan sonuçta iki kişi var. Aslında evet. Bir kişi ama iki kişi var. Ama Millet İttifakı'nda işler öyle yürümüyor. Yani Cumhur İttifakı politik olarak siyasi elpazenin sağın ortasından en sağına bir alan kaplıyor. Oysa Cumhur İttifakı en soldan en sağa kadar, yani bir Türkiye mozaiğini içinde barındıran, geniş tabana yayılmış bir ittifak modelinden söz ediyoruz. Bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Avantajı şu, yani yarın bugün bir hükümet modeli oluşturduğunuz zaman, zorluklarla, sıkıntılıklarla halk karşılaştığı zaman, geniş tabandan destek alan bir hükümet olarak o zorlukları, sıkıntıları çözeceksiniz. Siz bu size bir güç vehmedecektir politik olarak. Şunu da unutmamak lazım. Tabii bu 6 tane ayrı parti var Cumhur İttifakı'nda. Bunlar her konuda bir araya gelip her konuda anlaşabilme niteliğine sahip partiler değil. Tabii. Nitekim sadece şu örneği vereyim. Ahmet Davutoğlu'nun bir partisi var, Gelecek Partisi. Ali Babacan'ın bir partisi var, Deva Partisi. Oysa ki bunlar 19 yıl aynı çatı altında bakanlık yaptılar. Aynı partideydiler. Evet. Ve Ahmet Davutoğlu Ali Babacan'ı Erdoğan'a rağmen milletvekili listesine yazdı, parlamentoya taşıdı. Erdoğan'a rağmen kabineyi almak istedi ama orada başaramadı. Yani böyle bir dostluk, arkadaş, abi kardeş ilişkileri de var. Buna rağmen politik olarak ayrıştıklar noktalar olduğu için iki tane ayrı parti kurdular. Ama muhtelif meselelerde, çok somut meselelerde bir araya gelip beraber hareket edebiliyorlar. Millet İttifakı'nı böyle değerlendirmek lazım. Yani muhtelif meselelerde bir araya gelip tavır alma, hareket etme, bunu çözmek için bir fikir birliğine varma, bir metin oluşturma yeteneği olan bir ittifak. O yüzden yani bu 6 parti olarak burayı değerlendirebiliriz. Çünkü önümüzde bir tane parlamenter sisteme dönüşe ilişkin yapılmış anayasa metni var. Evet, temaslardan da bunu anlıyoruz. Yarın öbür gün işte Ali Babacan da buna katılacak. Nitekim bir ekonomik şeyi yapıyorlar. Ekonomi komisyonu kurdular. Deva Partisi şimdi kendisinin hazırladığı bir ekonomi şeyini getirip var. O komiteye verecek. Birlikte tartışacaklar. Nitekim bakın hep şöyle yanılma oluyor. Bugün de gördüm birkaç yerde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu cümleden kaynaklanan bir tartışma galiba. Bu anayasa değişikliği, yani parlamenter sisteme gitmek için öngörülen anayasa değişikliği yapılırken 6 partinin temsilcileri bir araya geldi. 4 partinin hazırladığı metni görüştüler. Evet. Şimdi ekonomi meselesinde de Deva Partisi hazırladığı bir metni getirecek. Ve öbür partilerin hazırladığı metinlerle beraber bunlar görüşülecek. Yani sanki Deva Partisi ekonomiyi tek başına işte bir öneriler silsilesi getirecek. Millet İttifakı'nda da bunları paylaşacaklarmış gibi bir şey var. Evet. Yok değil, Millet İttifakı bir adım öne geçiyor. Bir taraftan liderler tarafından bu birlik beraberlik görüntüsünü veriyor. Bu fotoğraf karesini veriyor. Bunu görmeye devam edeceğiz. İkincisi gene komiteler üzerinden, örneğin seçim güvenliği meselesinde bir işbirliği zemini yokluyorlar. Orada bir sistemli hareket edebilmenin, dışarıdan da tabii sivil toplum örgütlerinden işte Barolar Birliği'ne dahil olmak üzere onları da içine katabileceği bir çalışma modelinin üstünde önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacaklar. Yani Millet İttifakı altılı bir oluşumla yola çıkmış gözüküyor. Böyle evet. Bakabiliriz çok rahat bir şekilde. Evet. Şimdi tabii son 20 yıldan beri öylesine bir koalisyon, ittifak hiçbir zaman yaşamadı Türkiye. Dolayısıyla daha hani o yıllarda doğmuş olan gençlerimiz, oy kullanacak olan gençlerimiz zaten böyle bir kültürü tanımadı. Halbuki Edirne'nin öbür tarafına geçtiği zaman hep koalisyon partileri ve hep uzlaşmayla yönetilen ülkeleri görürsünüz. Şimdi Mahmut Tanal tabii eski bir siyasetçi, politikacı. Yıllar sonra böylesine bir ittifaka Türkiye yavaş yavaş hazırlanmış durumda, bunu kaldırabilecek konumda mı ki? Sedat Bozkurt çok iyi tarif etti. En sağından en soluna kadar neredeyse
çok farklı partileri içeren bir ittifak bu. Bunun minimum şekilde en basit bir uzlaşma halinde yürütülmesi nasıl mümkün olabilecek? Hani bizde o kültür mevcut mudur? Son 20 yılda unutuldu gitti gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz? Şimdi burada aslında koalisyonlar hep bugüne kadar öcü olarak gösterilmeye çalışıldı. Batı'da bahsettiğiniz gibi tüm iktidarlarda koalisyonlar var. Koalisyonların yararı nedir? Bir, diyalog getirir. İki, uzlaşma getirir. Üç, empati getirir. Dört, en azından tarafların birbirlerini kontrol etme denge sistemini getirir. Rüşveti azaltır ve toplum içerisindeki demokrasi kültürünü geliştirir. Koalisyonların, koalisyon dönemlerine dikkat ederseniz ise yolsuzlukların, rüşvetin en az olduğu dönemlerdir koalisyon dönemleri. Ama esas yolsuzluğun, rüşvetin ayukaya çıktığı dönemler tek partilerin güçlü olduğu dönemlerde ortaya çıkmıştır. İşte yani günümüze bakarsanız da aynı zamanda anayasada dediğimiz mesela idam cezası. İdam cezası Türkiye'de MHP, DSP, ANAP döneminde gündemde ortadan kaldırıldı. Anayasa değişikliği o dönemde yapıldı. 2001. Neydi? O dönemde de bir koalisyon vardı. Yani o koalisyonların oluşması siyasi sisteme, demokrasiye aslında olan katkıları paha biçilemez. Şimdi Sayın Bozkurt'un dediklerine aynen harfiyen katılıyorum. Yani burada Millet İttifakı'nın esasen ortak amacı şu, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi. Burada güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesiyle birlikte buradaki Millet İttifakı'nın asıl amacı demokrasinin hakim kılınması, hukukun üstünlüğünün ilkesine riayet edilmesi, atama ve işe alımların liyakate göre yapılması, adaletsizliklerin son bulması, ekonomimizin düzelmesi, tarafsız ve bağımsız yargının egemen kılınması, tarafsız ve bağımsız basının egemen kılınması, eşitlik ilkesinin uygulanması, kayırmacılığa son verilmesi, düşmanlaştırma diline, ötekileştirme diline, nefret diline son verilmesi. Yani bu ülkemizin ortak paydamız bu. Yani ortak paydamız bu olduğuna göre uzlaşılmayacak hiçbir konu yok. Biraz önce onu söyledim zaten. Söz konusu olan kamu yararı, ülkemizin yararı, vatandaşlarımızın yararı söz konusu olan buysa, zaten özlenen gerisi siyaset Türkiye'de buysa gerisi teferruattır diyoruz. Yani bu açıda bence amaca ulaşılabilir, bu amaç gerçekleştirilebilir. Çok böyle hayali bir amaçta değil, özlenen bir Türkiye fotoğrafı da budur. Evet. Sedat Bey peki biraz biz bir an evvel artık muhalefet, Millet İttifakı ortaya çıksın, programını söylesin, bir sabırsızlık mı gösteriyoruz? Yoksa gerçekten de geç kalınmış bir durum mu söz konusu? Çünkü henüz daha seçimlerin ne zaman olacağı belli değil. Çok farklı partilerin bir araya gelmiş olmasından kaynaklanan tabii hani uzayan belki tartışmalar var. Seçmenlerini önüne çıktığında belki de diyorlar ki bu parti liderlerine sizin öbür partilerle ne işiniz var gibi belki söylemlerde bulunuyorlar. Dolayısıyla onlardan da etkileniyor olabilirler. Sonuçta biz acaba acele mi ediyoruz, sabırsız mıyız yoksa biraz geç kalınmış mıdır? Çünkü son kamuoyu yoklamaları gördüğümüz kadarıyla 2-3 puan yeniden hani Cumhur İttifakı'na geçmiş ya da Erdoğan'ın hanesine geçmiş görünüyor son bölümlerde. Buyurun, söz sizde. Tabii yani ilginç bir seçmen kitlesi yarattı AK Parti kendisine bu 20 yılda. Bunu bir göz önünde bulundurmak lazım. Devlet aygıtını ve değerleri hoyratça kullanarak üretti hem de bu seçmen kitlesini. Bir tarafı kendine bağımlı, ekonomik olarak bağımlı. Bir taraftan da yani örneğin sokak röportajlarında görüyorsunuz. Evet. İktidarı ya da AK Parti'yi savunan kimse yok. Dinsel bir imge haline getirdiği Recep Tayyip Erdoğan'ı savunuyorlar. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını doğru ya da yanlış olduğunu söylemeksizin ya da buna hiç girmeksizin direkt bir Recep Tayyip Erdoğan şeyi var, savunusu var, bir duygusal bağlılık var burada. Burası hiç küçümsenmeyecek bir oranda. Tabii. Ve elindeki medya gücüyle ve devlet gücüyle
Birazcık da tabii şu işi iyi biliyor. Örneğin 8 liralık doların kurunu 18 liraya çıkarıp 12 liraya indirip yani %50 arttırdıktan sonra bir kahraman olarak halbuki geçen kendisini, senenin ocağında 7,5-8 lira civarında olan tabii, bir para bir anda 14 liraya çıktı. Onu hiç konuşmuyoruz ama 18 liraya çıkmış olmasını hatırlıyoruz. Tabii 18 liradan 12 liraya düşürdüğünü hatırlıyoruz. Yani çünkü orayı düşünmenizi istiyor. Evet, o evet. Bütün şeyi oraya, çünkü algı yönetimi konusunda elindeki medya gücüyle de yani %95'ini kontrol altına almış vaziyette. Ve bu halen medya önemli, görüyoruz çünkü yani nereden önemli olduğunu görüyoruz. Örneğin bir Sezen Aksu linç edilecekse senkronize bir şekilde devreye girdikleri zaman hemen o linç hareketinin başarıyla sonuçlandığını görüyoruz. Evet. Böyle bir medya gücü de var, devlet aygıtı da var elinde. Bir de insanlar tabii ki şundan tedirginler, hani bir devleti temsil etme yeteneği de var aynı zamanda. İnsanların kafası da karışık. Recep Tayyip Erdoğan'ı kriz anında bir devlet başkanı, cumhurbaşkanı gibi görüyorlar. Siyaset anında bir genel başkan haline dönüşüyor Recep Tayyip Erdoğan. Bir de buna bu algıyı pekiştiren bir pratiği de var. Recep Tayyip Erdoğan örneğin partiyle siyaset yapmıyor. Yani AK Parti'nin figürlerinin hangisini sayabiliriz? Şimdi iki tane genel başkan vekili olan bir parti yönetiminden söz ediyoruz. Siyasetini Merkez Bankası ile yapıyor, kamu bankalarıyla yapıyor, işte İçişleri Bakanlığı ile yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon yapılacaksa hem de pazar akşamı sosyal medyadan açıklanan bir soruşturmayla bir operasyon yapıyor. Yani bu politik olarak aparatlaştırılmış bir İçişleri Bakanlığınız, yargınız var. Hatta askerle yapıyor. Neresinden bakarsanız bakın, şimdi bunun karşısında sizin siyaset kurmanız da kolay olmuyor. Bir de yani sokaktaki ortalama insanın Recep Tayyip Erdoğan algısı, bu devlet kurumları devreye girdiği zaman bir devlet algısı olarak algısı haline geliyor. Evet. Ve orada kendisini güvende hissediyor. Oraya bir kendisinin bağlanması gerektiğini ya da onlarla birlikte hareket etmesi gibi bir psikolojiyle hareket ediyor. O nedenle zaten örneğin AK Parti'nin oylarında düşüş görüyoruz ama dramatik düşüş görmüyoruz. 99 yılında DSP 21.2 iktidara geldi ama 3 sene sonra bir ekonomik krizle 1.2'ye düştü. Oysa 3-4 yıldır üst üste o döneminden daha ağır krizler yaşıyoruz. Krizi yönetme yeteneği olan bir iktidar var tabii ki. Bu o kriz algısını bir anlamda alıp götürüyor. Ama buna rağmen böyle dramatik kopuşlar olmuyor. O söylediğiniz AK Parti'den kopan ama kendisine adres bulmakta sıkıntı çeken insanların geri dönüşü. Nitekim çarşı pazar AK Parti muhalefeti gibi, AK Parti muhalefeti üretim merkezi gibi çalışıyor. Yani AK Parti'ye oy vermiş, hatta AK Parti'ye çok keskin bir şekilde bağlı insanlar iki çarşı pazar alışverişinden sonra en azından kafalarında soru işaretleri oluşuyor. Yanıtlamadıkları soru işaretleri oluşuyor. Şimdi muhalefetin bu ortaya koyduğu blok AK Parti'den ayrılmak isteyen seçmen için de muhtelif adresleri daha görünür hale getirecek. Saadet Partisi'ydi, İYİ Parti'ydi, DEVA'ydı, Gelecek Partisi'ydi. Bunları da bir anlamda daha görünür hale getirecek. Onlar görünür hale geldikten sonra bir daha AK Parti'yi ya da AK Parti'nin oy kapasitesini, oy oranını konuşmak lazım. Evet. Şimdi tabii Mahmut Bey'e döneyim. O biraz seçim tarihinin yani belki bir tahmin de bulunmasını isteyeceğim. Her ne kadar seçimler 23 Haziran 2023'te olacağını söylese de Cumhur İttifakı kanadı hamlelerin hepsi sanki her an seçim olabilecekmiş gibi bize izlenim bıraktırıyor. En sonunda sabırlı olun yaza kadar diye bir cümle kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan en son konuştuğunda. Ve tabii ki duaları da eksik etmeyin dedi. Ülkenin yönetimi bir anlamda sabıra ve duaya kalmış durumda. Fakat bu yaza kadar sabırlı olun cümlesi, hani yazın nasıl olsa turizm gelirlerinden sağlanacak bir takım miktarlarla, nakit paralarla daha da bir rahatlayacağını ve bugüne, bu arada da 14 seviyesinde tutulacağı yönünde dolarında Merkez Bankası'nın müdahalesini görüyoruz her seferinde. Şimdi bu yazdan sonra bir seçim olma ihtimali var mıdır, yok mudur size göre? Meclis içerisinde konuştuğunuz İttifak, Cumhur İttifakı'na ait sahip işte milletvekilleri bu konuda ne diyor? Ne diyorlar? Gerçi bu kararı verecek olan Erdoğan, ona ulaşabiliyorlar mı hiç? Şimdi öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediklerine baktığımız zaman bugüne kadar ne yaptı ve ne yapmaya çalışıyor? Aslında yapmak istedikleri
hazırlıkların tamamı acaba ileride yapılabilecek olan bir erken seçimde veya vaktinde yapılacak seçimde tekrar iktidara nasıl gelebiliriz'in hesabını yapıyorlar. Evet, ne doğru. Diyor mesela? Yani AK Parti demek aslında rantiyeci demek. Yani rahmeti Erbakan öyle dedi. Sizi gidi rantiyeciler, sizi gidi rantiyeciler derdi. Gerçekten AK Parti demek rantiyecilik demek, haramla helalın birbirine karışması demek. Yani biz Türkiye'de AK Parti döneminde haramla helalın birbirine nasıl karıştırıldığını gördük. Zam demek aslında AK Parti demek. Tuzu kuru yandaşların köşeyi dönmesi demek aslında AK Parti. Gariban vatandaşın açlığa mahkum edilmesi demek. Mesela Sayın Erdoğan sürekli bağırıyor. Ne diyor? Faiz haram diyor. Nas var, nas var diyor. Şimdi sonra ne yaptılar? Ben şimdi size daha dün akşam mecliste geçen kanunla ilgili, geçen işte vergi usul kanundaki değişiklikle ilgili madde 2'nin gerekçesi altında çizmiş durumdayım. Faiz ve kardan alınan paralar diyor, vergisi alınmaz diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Faizden vergi alınmıyor, kardan vergi alınmıyor. Bu ne demek? Yani hani söylüyor ya, nas var, nas var, nas var. Peki nas var, nas var diyorsun ama siz kalkıp bu faizden niye faizi teşvik eder mahiyette vatandaşı faize teşvik ederek faizden vergi almıyorsunuz? Yani bir ekmek vatandaş satın alıyor, vergisini ödüyor. Asgari ücretli vergisini ödüyor, maaşından kesiliyor. Ama trilyonluk faiz geliri olan insanlardan efendim nas var nas varı hatırlayamıyorsunuz. Hatırlamıyorsunuz siz. Yani bu açıdan baktığımız zaman bunların hepsi nedir? Aslında burada vatandaşımızın dini duygularını ve inançlarını kendi iktidarını kazanması için istismar etmekten başka bir şey yaptıkları yok aslında. Evet. Yani burada vatandaşa evet diyor, dua edin, sabredin ve diyor. Güzel de kardeşim, yani bu dualarla alay eden kişiyi o dönem bakan da şimdi büyükelçi yaptılar. Yani burada iktidarın şu andaki mevcut olan tüm çalışmaları, tüm uygulaması ileride olacak olan seçimde nasıl bir daha iktidara gelebiliriz'in hesabını yapıyorlar. Ama bence bu aşamadan itibaren artık vatandaş da, çünkü ben Güneydoğu'dan geçen hafta Güneydoğu'daydım. Vatandaş diyor ki artık bizi bu AK Parti'den kurtarın diyor. Yani yakasını sirkeliyor. Evet. Ve vatandaş efendim bunu niçin açıkta söylemiyoruz dediği zaman hele bir o sandık önümüze gelsin diyorlar. Evet, yani burada aslında Güneydoğu'da AK Partili milletvekilleri, il başkanları, parti meclis üyeleri, genel başkan yardımcıları dolaşamıyor. Onların yerine orada kaymakamlar ve valiler dolaşıyor. Yani AK Parti'nin oradaki aslında propagandasının bir nevi onlar yürütüyor. Bu parti devletinin de bir gün mutlaka kurtulacak. O vali ve kaymakamlar da eğer anayasanın belirttiği hükümler doğrultusunda kanunsuz emri yerine getirmesinler. Burada açık ve net anayasamızın 137. maddesi açık ve net bellidir. Tüm vatandaşa karşı eşit bir vaziyette hareket etmelerini, kanunun dışına çıkmamalarını, anayasaya ve yasaya bağlı kalmaları, anayasamızın 137. maddesi kanunsuz emir suçtur. Kanunsuz emiri de yerine getirmemelerini diliyorum. Sizlere saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler Mahmut Bey. Zaten avukatsınız siz, böyle belgesiz kanun maddelerini göstermeden genelde konuşmuyorsunuz. Son sözü, 1-2 dakikamız kaldı ama Sedat Bozkurt artık o mesleki inceliği gayet iyi bilen tecrübeye sahip olduğu için ona vereceğim. Metropol'ün bir anketi vardı. O ankette Erdoğan'ın başkanlığını onaylamıyorum diyenlerin oranı %57, onaylıyorum diyenlerin oranı ise hemen ekrana verdi arkadaşlarım, en son bölümdeydi galiba. Bu evet, %40,7 onaylıyorum, onaylamıyorum diyenler %54,4 şu andaki oran. Ne diyorsunuz Sedat Bozkurt? Tabii yani bütün anketlere baktığınız zaman şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yani iktidar bileşenlerinin oyu, ya yani daha doğrusu iktidar bileşenlerine oy vermeyeceğini söyleyen bir %70'lik kitle var. Bunlar bir kısım sandığa gitmeyecek, bir kısım protesto edecek. Herhangi bir partiye oy verecekleri bilinmeden söylüyorum bunu.
Sonuçta yani %70 ne olursa olsun, hatta %65 daha keskin bir ifadeyle söylemek gerekirse, bütün anketlerin toplamı olarak söylüyorum bunu, iktidar bloğunu oluşturan, yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilere oy vermeyeceğini söylüyorlar. Hı hı. Biraz önce söylediğim gibi hani devlet algısı nedeniyle burası %40 falan çıkıyor. %40 ya da %40'ın üstüne doğru yürüyorsunuz. Nitekim hani bir siyasi seçim iklimine girildiği zaman insanlar biraz daha politize oluyorlar. Şimdikinden daha fazla. Şimdi de çok politize olmuş vaziyetteler. Evet. O zaman daha çok bunu konuşmaya başlayacaklar. Çünkü Türkiye'deki seçmenin en önemli siyasi faaliyeti seçimden seçime sandığa gidip oy vermek. Onu çok önemsiyorlar. Evet. Ve o dönem gerçekten keskinleşiyorlar da. Siyaset de keskinleşiyor. O dönem yapılan anketlere birazcık daha kulak kabartmak lazım. Çünkü bir ufukta seçim yok. Olabildiğince en geç zamanda bir erken seçim yapmak isteyen bir iktidar bloğu var karşınızda. Evet. Ne kadar dayanabilir, ne kadar direnebilir? Çünkü çok uzatmayayım, hemen keseyim. Kasım ayında 4.7 milyar dolar kaynağı belli olmayan para girdi ülkeye. Yani her ay bu kadar para sokmayı başarabilirlerse ülkenin tekerleği dönüyor. Yani ortalıkta para dolaşıyor ve bir nefes almalarına da olanak sağlıyor bu. Evet. Çok teşekkürler her ikinizi de. Sedat Bostuk, meslektaşım, gazeteci Mahmut Tanal, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, avukat. Çok çok teşekkür ediyorum ilk bölümde konuklarım oldunuz. Teşekkürler, saygılar. Gayet iyi bir değerlendirmeyle aydınlattınız bizi. Sağ olun. Çok çok sağ olun. Meral Danış Beştaş birazdan bizimle birlikte olacak. HDP Grup Başkan Vekili. Soracağımız çok soru var. Aynı zamanda Berkant Gültekin de Bir Gün Gazetesi yayın kurulu üyesi. O da benimle birlikte olacak. Yaklaşık bir saat sohbet edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.